Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ocak ayının 11'ine geldik ve pek çok marka, hatta bütün markalar fiyatlarını açıkladı. Şimdi yeni limite göre, yeni ÖTV muafiyetli limitine göre ben size alınabilecek araçların listesini çıkarttım. Size hem fiyat bilgisi, donanım bilgisi vereceğim hem de ufak ufak araçlar hakkında konuşacağım. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Bu arada sizden gelen bu yoğun talep üzerine cumartesi günü canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Hep beraber canlı yayında toplanalım. Hem fiyatları konuşalım, hem ÖTV muafiyetini konuşalım, hem ÖTV indirimi gelecek mi, piyasalar ne olacak, güzelce sohbet etmiş olalım. Ama bunun için ne yapıyorsunuz? Önce abone değilseniz sol alttan kanala abone oluyorsunuz ve bildirimleri açık bırakıyorsunuz. Cumartesi günü saat 19'da canlı yayında görüşürüz diyorum. Hızlıca videoya başlıyorum. Listemize alfabetik olarak başlayacağım arkadaşlar. İlk markamızda Citroen var. Citroen'in C3 Aircross soruluyor. Aircross şu an limit dışında kalıyor. C4 değil, limit dışında kalıyor. Sadece C3 alınabiliyor. Yeni fiyat listesine göre C3'ün de bütün paketlerini satın alabiliyorsunuz. 1.2 PureTech motor var biliyorsunuz C3'te. 352 bin lirayla 426 439 bin lira arasında C3. Dacia'ya geçiyorum. İkinci sırada Sandero var. Sandero'nun 1.0 X-Tronic CVT şanzımanlısını alabiliyorsunuz. Bakın bu şanzımanı tavsiye ederim. Sorunsuz bir şanzıman. 1.0'dan da çok fazla çekinmeyin. Gerçekten eski nesil böyle atmosferik 1.6'lar gibi bu motorun çalışması hem gücünü hem de torku sizi tatmin edecektir. Bu şanzımanla güzel bir araç olmuştu. 379.000 TL'de Sandero'nun fiyatı, aynı zamanda Duster. Şu sıralar zaten Dacia'nın kıymetini biraz daha fazla anlıyoruz değil mi? Fiyatlar yükseldiği için biraz daha böyle Dacia bakan arkadaşımın sayısı gittikçe artıyor. Ama ben de tavsiye ederim parasının hakkını veren markalardan. Şimdi Duster'da arkadaşlar 1.0 alabiliyorsunuz. 1.3 de alabiliyorsunuz. Eco G'lik LPG'li motoru da alabiliyorsunuz. 1.0 alırsanız manuel şanzımanla alabiliyorsunuz bu arada. 386.000 TL. 1.3 alırsanız gene manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Ama 1.3'ün EDC şanzımanlısı ve konfort donanımını 465 lira şu an liste fiyatı var. Pek çok bayide bunu 450 liradan veriyorlar. Bilginiz olsun. Üçüncü markamız Fiat. Fiat'ta Egea'nın otomatiği maalesef yok. Üçüncü ayla birlikte gelecek deniyor. Mart gibi gelecek deniyor ama geldiğinde zaten test videosunu çekeriz. Egea bu sayacağım markalar içerisinde en fazla motor çeşitliliğine sahip olan model. 1.0 turbo beslemeli motorla alabilirsiniz. Ben tavsiye ederim bu motoru. 1.4 atmosferik motor var. Bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü sizi rampada vesaire memnun etmeyecektir. Yani performansı 70-80 km hızdan sonra bayağı düşük seviyede kalacaktır. Hele hele yük altında filan bu araba sizi çok fazla memnun etmez. 1.6 dizeli oldukça güzel. Hem torku hem beygiri hem de tüketim değerleri aşağıda olan bir motor. 1.3 dizel var bir de. Yani 1.3 dizel ile 1.6 arasında evet performans farkı var ama 1.3 de tercih edilmeyecek bir araç değil. Yani fiyatına göre o da alınabilir. Sadece 1.3 için ilk kalkışta birinci viteste biraz daha hantal, biraz daha fazla gazlayarak kalkarsanız yük altında özellikle bu da sizi memnun edecek motorlardandır. Ama ben 1.0 benzinli motorunu tavsiye ediyorum. 260.000 TL ile 450-460.000 TL arasında değişiyor Fiat Egea'nın modelleri. Dördüncü sırada Ford var. Ford'a geçelim. Aslında bu biraz daha gözden kaçan modellerden Ford'un Focus'un Trend X'ini 1.5 benzinli 123 beygir 6 ileri otomatik şanzıman var. Eskisi gibi power shift yok. Power shift'ten şikayetçi olan pek çok arkadaş vardı. Ön yargısı olan arkadaşlar da vardı ama Ford şanzımanını değiştirdi arkadaşlar. Güzel bir şanzıman. 446.000 TL'de bunun fiyatı. Dizel alamıyorsunuz, benzinli alabiliyorsunuz. Bu benzinli motoru piyasadaki Honda Civic ile Toyota Corolla'nın o 1.6 benzinlisiyle, atmosferik benzinlisiyle kıyaslayabilirsiniz. Veya Opel Astra'nın eskiden kullanılan o 1.6 atmosferik benzinli motoruyla aşağı yukarı aynı. Ford'da bir de Puma var. Puma'nın 1.0 manuelini alabiliyorsunuz. 450.000 TL liste fiyatı ama 1.0 manueli Ford bayilerinde bulmanız biraz zor. Geçelim Honda cephesine. Tavsiye ettiğim bir diğer araçların başında Honda City geliyor. İç hacmi geniş, bagajı geniş. Malzeme kalitesi yeterli seviyede. Sorunsuz bir CVT şanzımanla beraber 400.000 TL'de liste fiyatı var. 1.5 Honda'nın yeni çıkardığı motora sahip. Bence City alınabilir. Hatta bir takipçimiz almıştı. Videonun altında da yorumu var. Canlı yayına da bekliyorum Halil Bey'i. Onun da hem City macerasını hem de City'nin kullanıcı deneyimlerini sizlere aktaracaktır diye düşünüyorum. Cumartesi günü kesin bekliyorum. Diyorum Hyundai grubuna geçiyoruz. Hyundai'de küçük sınıflar var. i20 alabiliyorsunuz. 1.4 ve 1.0 motorlu seçenekleri var. 1.4'ü 326-370 bin arasında. Yani 1.4'ü atmosferik arkadaşlar. 1.0'ı turbo. Buradan dışarıdan baktığınızda pek çok arkadaşım şunu diyecektir. 1.4 daha iyi diyecektir ama
1.0 daha iyi turbo beslemeli bir motor. Aynı zamanda 1.0 da DCT şanzıman var. Yani çift kavrama bir şanzıman var. Pürüzsüz geçişlere sahip. DSG gibi düşünün bunu. DSG ile zaten çalışma prensibi aynı. Sorunsuz, güzel, hareketli, hızlı bir şanzıman. Tavsiye edeceğim motor size 1.0 DCT'ler olacaktır. Bayon var. Bayon alabilirsiniz. Gene 1.4 ve 1.0 DCT ile alabilirsiniz bunu da. Kona grubundan ise 1.0 DCT şanzımanı 448.000 TL arkadaşlar. Kona'nın 1.6 dizel motorlu versiyonu var. Onun fiyatları 500.000'den başladığı için bizim limitimizin dışında kalıyor. Bir diğer Koreli'ye geçiyorum. Kia. Benim de oldukça beğendiğim bir marka aslında. Kia'nın gene küçük sınıfları var. Rio ve Stonic var. Rio'da da 1.0, 1.4 var. Biliyorsunuz Kia Hyundai aslında ortak. Pek çok platformu ortak kullanıyor. Motor şanzımanı ortak kullanıyor. Ama Rio'daki 1.0 motorda DCT şanzıman yok. Önceki nesillerde vardı. Şu son gelen seri manuel şanzımanla geliyor. Yani manuel şanzımanı da bilmiyorum. ÖTV muafiyetli manuel alınır mı? Tercih sizin ama burada 1.4 otomatiği alabilirsiniz. 1.4 otomatiğin dezavantajını söyleyeyim ben hemen size. Atmosferik olduğu için rampada vesaire biraz size güçsüz gelebilir. Biraz güçsüz hissettirebilir. Korku sizi tatmin etmeyebilir. Şanzımanın geçişlerinde vesaire çok fazla problem yaşamazsınız. Evet, DCT gibi değil ama gene de güzel, kaliteli bir şanzıman. Sorunsuz bir şanzıman. Yani mekaniği sağlam bir şanzıman. Fiyatı 350-400 bin TL aralarında. Bir de bu 1.4 ve bu şanzımanla beraber yakıt tüketiminiz böyle 7-8 litre bandında gezersiniz şehir içi. Bunu da belirteyim. Yani 1.0'ların yakıt ekonomisi biraz daha fazla olacaktır. Stoney'e geçelim. Stonic'te de gene 1.4 motorlu ve otomatik seçenekli alabiliyorsunuz. Elegans donanımı alabiliyorsunuz. Yani dolu bir arabayı alabiliyorsunuz. 438.000 TL'ye şu an liste fiyatı. Bayi olup olmadığını da hatta bilgisini vereyim. Kia'nın 1-2 araç geliyor satılıyor. Geliyor satılıyor biliyorsunuz ithal olduğu için. Hyundai'nin i20'si var. Pek çok bayide i20 var. Kona böyle biraz daha zor bulunuyor. 8. markaya geçelim. Nissan. Nissan'da da şu an aslında araç yok. Yani Juke yok. Juke'un 1.0 düz vitesi giriyor. 1.0 teknaları maalesef girmiyor. 473'ün üzerinde kaldığı için ama zaten Juke da şu an piyasada yok. Birkaç ay sonra gelecek deniyor. Micra'nın hepsini alabiliyorsunuz ama burada bilmiyorum. Yani benim tercih listemde Micra biraz daha aşağıda kalırdı. Çünkü rakibine geldiğimizde bunu söyleyeceğim hatta. Geçelim 9. sıraya Opel'e. Opel Corsa var arkadaşlar. 1.2 Automatic Edition 446.000 TL. 100 beygir bu. Şimdi Opel'le Peugeot'u söyleyeceğim ben. Peugeot'da da 208 var. Biliyorsunuz bunlar da platform ortağı. Peugeot'da 208 alırsanız 450.000 TL'ye EAT8 şanzımanlı 130 beygirlik versiyonunu alıyorsunuz. Yani arada 30 beygirlik bir fark var. Corsa'da 130 beygirliği almak isterseniz 494.000 TL ödemeniz gerekiyor. Yani burada iki araç arasında kaldıysanız Opel yerine bence 208'i seçmeniz gerekir. Hem de tasarım olarak daha bana hitap ediyor. Renault grubuna geçelim. Clio ile başlayacağım. Çünkü Nissan Micra'nın rakibi de Renault Clio. Platform kardeşi daha doğrusu Renault Clio. İkisinde de aynı motor kullanılıyor ve aynı şanzıman kullanılıyor. CVT ikisinde kullanılan şanzıman da X-Tronic'te isimlendirilmiş bir şanzıman var. Buradan da benim tercihim Clio cephesinden yana olurdu. Çünkü Clio'nun fiyatları Micra'ya göre biraz daha uygun. Bir de ben yeni Clio'nun yeni Micra'ya göre ikinci elinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii 5 sene satmayacaksınız ama ikinci ele de düşünmenizde fayda var. Renault cephesinden arkadaşlar Taliant'la devam edelim. Piyasaya girdi, çok fazla beğenilmedi. Biraz fazla eleştiri aldı boş olduğu için ama 1.0 Taliant alabiliyorsunuz. X-Tronic şanzıman var. Joy paketi 395, Touch paketi 399, 400.000 TL'ye. Bunun rakibi de Honda City. Birebir rakibi. Yani bu iki araç arasında kalacak olsanız ben gidin Honda City'yi tercih edin derdim. Çünkü daha güzel bir şanzıman var. Daha sorunsuz bir şanzıman var. 1.5 çok güzel bir motor var. Honda'nın motoru sizi tatmin edecektir. Zaten bu iki araçta siz ÖTV muafiyetli aldığınız için motorlu taşıtlar vergisi vermeyeceksiniz. Yani hacmi sizin için çok fazla önemli değil aslında. Gücü önemli ve 1.5'lik motor sizi daha çok tatmin edecek seviyede. Aynı zamanda fiyat tekmesine geldiğimizde aşağı yukarı iki araç aynı. Bir de marka algısı var. Honda'nın biliyorsunuz bizim ülkede böyle çeyrek altın değeri görüyor. Yani ikinci ele koyduğunuzda biraz daha hızlı satabilirsiniz. Honda City. Renault'da Megane alabilirsiniz yalnız. 1.3 biliyorsunuz turbo beslemeli bir motoru var. EDC şanzımanı 440.000 TL arkadaşlar. Joy Comfort donanım 140 beygir. Bakın bu motor sizi memnun edecektir. Gayet güzel. Hatta şu an saydıklarımın içerisinde Duster'da da söyledim aslında bu motoru. Bu 1.3'lük motor oldukça performanslı, oldukça iddialı. Aynı zamanda yakıt tüketimi de atmosferikler gibi değil. Biraz daha aşağıda, biraz daha tüketim cimrisi bir motor. Bu Megane'ı da tavsiye ederim. Hem iç hacim olarak hem konfor olarak
Şu an saydığım rakiplerden biraz daha böyle Megane'da ayrılıyor. Bunu da belirteyim. 12. markamıza geçiyoruz. Ufaktan böyle VAG grubuna geçelim. Seat var, Volkswagen var. İkisini bir konuşalım. Seat'tan Ibiza alabiliyorsunuz. 1.0 TSI DSG şanzıman. Volkswagen'den Polo alabiliyorsunuz. 1.0 gene DSG. Polo'yu Life donanımlı alabiliyorsunuz bu arada. 409.000 TL. Ibiza'da 399.000 TL. Bu ikisi arasında kalsaydım ben gider muhtemelen Polo alırdım. Polo'nun gene hem içerideki kalitesi hem de ikinci eldeki kalite algısının yüksek olmasından ve fiyatlarının birbirine çok yakın olmasından dolayı ben Polo'yu tercih ederdim. Aynı zamanda ufaktan da bir kalite farkı var. Volkswagen cephesinden yana kalitede. Seat'tan devam edelim. Leon almak isterseniz manuel alabiliyorsunuz maalesef. 1.0 manueli 430.000 TL arkadaşlar. 1.5 manueli 475.000 TL. O da limit dışı kalıyor. 1.0 otomatik DSG'si ise bu girseydi tercih edilebilecek bir araç diyecektim ama 485.000 TL'ye kalıyor maalesef bunun fiyatı da. Leon'un manueline karşı Volkswagen Golf'te de 1.0 manuel var. 394.000 TL'ye de Golf alabilirsiniz. Burada tercih sizin artık yani tasarımına göre yani Golf'ün yeni nesil tasarımı benim çok hoşuma gittiği için Golf'te tercih edebilirdim. Benim fikrim bu yönde. Seat'ta bir de Arona var arkadaşlar. 1.0 gene turbo beslemeli, style donanımlı, otomatik şanzıman 430.000 TL'ye satılıyor. Toyota cephesine geçiyoruz. Toyota'da Corolla var ve Yaris var. Corolla'da 1.5 hem Vision hem de Dream paket alabiliyorsunuz 420-455.000 TL'ye. Otomatik şanzıman var gene Multi Drive diye isimlendirilen. Bu listeye baktığımızda Corolla'nın avantajını söyleyeyim. Geniş iç hacim, biraz daha böyle ferah ve geniş bagajdan dolayı Corolla bu sebeple tercih edilebilir. Ama Corolla'da kullanılan 1.5 motorla Honda'daki 1.5'i bir tutmamanız gerekiyor. Corolla'daki atmosferik bir motor ve biraz daha böyle zayıf bir motor. Hatta burada Focus'u örneğini vereceğim. Ford Focus'taki 1.5 ile Corolla'daki 1.5 aslında çalışma prensibi olarak 3 aşağı 5 yukarı birbirinin aynısı. Ama Focus cephesindeki 1.5 motor çok daha böyle performanslı hissettirecektir size. Kullanırken biraz daha keyif verecektir. Yani bu ikisi arasında kalsam da ben Focus'u tercih ederdim. Şöyle genel olarak listeye baktığımızda şunu söyleyeceğim. Engelli vatandaşlarımız için kesinlikle bu araçlar hak edilmiyor. Bunu baştan belirteyim. Engelli bireylerin veya engelli yakınlarının diyelim artık aracı kime alıyorsunuz bilmiyorum ama otomatik bir araç alması gerekiyor ve bence D sınıfının altına çok fazla inilmemesi gerekiyor. Çünkü geniş bir yaşam alanı ihtiyacı doğuyor bu bireylerin. Hem arkaya oturma pozisyonu olsun hem de sürücü tarafına oturma olsun. Geniş ve yüksek arabaya ihtiyacı var. Yani minimum C sınıfı SUV alması gerekiyor aslında bu bireylerin ve limitin 800 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bana kalsa limit olmasın diyeceğim ama madem bir limit olacak 800'ün altına inmemesi gerekiyor. Ama şu anki limitimiz bu. Alabileceğimiz arabaların listesi de bu. Buradan benim size tavsiyem çekinmeden alabileceğiniz araçlar arasında arkadaşlar Honda gerçekten güzel araç. Yani City test sürüşü videosu da kanalda bulabilirsiniz. City'yi tavsiye ederim. Bakın Duster'ı tavsiye ederim. Yani Dacia diye ön yargıyla yaklaşmayın. Ön yargıyla yaklaşan pek çok arkadaş var ama Dacia kendini çok geliştirdi. Hem Sandero'da hem Duster'da kullanılan malzemeler de fena sayılmayacak seviyede. Parasının hakkını veriyor. Aynı zamanda motoru da zaten Renault'un motoru. Sorunsuz bir motor. Şanzımanı sorunsuz bir şanzıman. Çok fazla problem yaşamazsınız. Bence Duster'a da bakabilirsiniz. Fiat grubundan Egea'nın zaten cross versiyonunu hem tasarım olarak beğeniyorum ben. Hem de bu kullanılan malzemeleri seviyorum. Egea da tercih edilebilir. Başka size tavsiye edebileceğim, eğer ki SUV düşünüyorsanız ve B sınıfı SUV bakacaksanız Kia Stonic olabilir, Hyundai Kona olabilir. Kia Stonic mi Hyundai Kona mı derseniz şöyle bir kıyaslama yapayım ona da. Stonic'e göre Kona'daki motor şanzıman daha güzel. Hem turbo beslemeli motor var hem de çift kavramalı bir şanzıman var. Yani Kona motor şanzıman yönünden önde. Ama tasarım ve bu konfor yönünden de bence Stonic ön plana çıkıyor. Yani burada da işte sizin önceliğiniz biraz daha belirleyici olacaktır. Opel'i söyledim zaten. Opel yerine bence Peugeot tercih edin. Renault'u da söyledik. Söylemediğimiz bir şey kalmadı gibi. Bu arada listede yer alan Dacia grubunda araç var. Pek çok showroom'da araç var. Fiat'ta bir ay sonra araç gelecek. Şu an yazdırabiliyorsunuz isminizi. Honda'da bir ay sonra araç gelecek. Bunu da belirteyim. Kia'ya geliyor. Bazı bayilere geliyor. Diğer bayilere sorun. Çevre ilinizdeki bayilere kesinlikle sorun. Hatta bence büyük şehirlere sorun. Metropol şehirlere sorun. Onlar firmalardan biraz daha fazla araç çektikleri için fiyatı biraz daha fazla kırabiliyorlar. Onu da değerlendirmenizde fayda var. Şöyle videoyu kısa tutmaya çalıştım ama belki biraz uzatmışımdır, kusura bakmayın. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi cumartesi görüşelim arkadaşlar. Bu konuları derinlemesine karşılıklı konuşalım canlı yayında. Ama şu kanala da abone olmayı unutmayın. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevineceğim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.